Şimdi crazy Talk üzerine konuşacağız. Crazy talk nedir? Crazy talk bir e, konuşturma programı sevgili dostlar. E, fotoğrafları konuşturma programı. E, dolayısıyla oldukça işimize yarayacak bir takım özellikleri var bu programın. E, hocam ne tür bir özelliği var? E, fotoğraf derken bildiğiniz siyah beyaz renkli JPEG formatında olan hatta öğrencilerinizin çizmiş olduğu fotoğraflar, resimler üzerinde herhangi bir şekilde istediğiniz kaydı, istediğiniz konuşmayı oluşturabilme şansımız var sevgili arkadaşlar. Peki bu programın sadece bilgisayarda mı yapıyoruz? Hayır, bilgisayarda değil. Bunun telefon uygulamaları da var. Telefon uygulamalarında fotoğraf konuşturma olarak girdiğiniz zaman Google Play'den ve Apple Store'dan e, ee, ilgili sitelerde bunun ücretsiz versiyonları var. Direktmen bilgisayar şey, telefon üzerinde yapabileceğiniz. Ancak biliyorsunuz bizim kural icabı e, ben pek tavsiye etmiyorum genelde telefon uygulamalarını bazılarının güvenilirliği sonu, sınırlı, e, sıkıntılı diye. E, ama yine de isteyen onlar üzerinden de yapabilir. Çok daha basit. Biz bugün direkt direktmen bilgisayarımız üzerinde nasıl yaparız? Fotoğraf konuşmayı. Ona bakacağız. Bunun için arkadaşlar bilgisayara bir program yüklememiz gerekiyor. Neden? Çünkü yükleyeceğimiz programın e, yükleyeceğimiz program üzerinden yapılması gerekiyor. Onun için de bilgisayarlarımıza e, Crazy talk programını yüklememiz lazım. Peki diyeceksiniz ki hocam beleş mi paralı mı bu? Maalesef paralı bir program. Fakat şu anda yüksek versiyonu var. Ancak 7. versiyonu e, Trial versiyonudur. Yani e, ücretsiz olarak da belli bir miktar imkan verebiliyor. Veya alt versiyonlarına indirdiğiniz zaman onlardan ücret e, kabul etmiyor. İnternet çubuğunuza Crazy Talk olarak girdiğiniz zaman e, bununla ilgili siteler çıkacaktır. Ama dediğim gibi 8. versiyonu ücretli olduğu için ki şu anda onları şey yapıyor ama burada örneğin e, free trial olarak vesaire alt kısımlarda e, 7'sini bulmaya çalışın. Kredi Talk 7'yi bulun. Dolayısıyla Kredi Talk 7'yi indirdiğiniz zaman e, evet burada varmış. Evet Kredi Talk burada. E, bunu yine dediğim gibi animasyonları vesaire şey yapabilirsiniz. Bunu standart olasını olanını indirebilirsiniz. Tabii ki bunun için de üye olmanız gerekiyor. Peki bunu diyelim ki indirdik bilgisayarımıza. O zaman nasıl kullanacağız? Şimdi bilgisayarımıza indirdiğimiz zaman görmüş olduğunuz bu papaz amcaya benzer bir resim çıkacak. Öncelikle karşınıza masa üstünde simge oluşur dediyseniz ilk yapmanız gereken öncelikle onu iki kere tıklayarak çalıştırmak sevgili dostlar. Programın açılmasını bekleyelim. Bu arada mesajlar varsa. E, Türkan Erişkin Hocam hoş geldiniz. Fatma Tekirdağ Hocam hoş geldiniz. Biraz önce hoş geldin demediğim arkadaşlar e, yeni geldikleri için onlara da hoş geldiler. Krizi Talk programını bilgisayarımıza kurduktan sonra arkadaşlar onu artık herhangi bir internet bağlantısı olmadan rahatlıkla kullanabileceğiz. Yani herhangi bir Hilal Ekinci öğretmenim siz de hoş geldiniz. Evet programı açtık arkadaşlar bilgisayarımıza kurduktan sonra program bu şekilde açılacak ve ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra arkadaşlar bizim yapmamız gereken bir fotoğraf bulmak. E, fotoğrafa üzerindeki şu görmüş olduğumuz insan fotoğrafına tıklayarak bilgisayarımızda yüklü herhangi bir fotoğraf indirmeye çalışacağız. Bu bilgisayarımla çalışmak zorundayım e, aslında öbür bilgisayarım çok daha hızlı ama Maalesef e, kristal bunda yüklü olduğu için getirmek zorunda kaldım. Import image olarak burada var. Kameradan alabilir veya bir modeli yine e, bilgisayarınızdan indirebilirsiniz. Buradan kameradan kendi fotoğrafınızı da alabilirsiniz. Yani e, kamera şeyini aktif hale getirdiğiniz zaman. Biz genelde bilgisayarda yüklü olanı tercih ediyoruz. Dolayısıyla bilgisayarda yüklü olandan ki maalesef dediğim gibi biraz yavaş çalışıyor bu bilgisayar. Bir fotoğraf bulalım öncelikle. Umarım ki bir e, fotoğrafımız vardır. Şuradan bakayım. E, İlla ki benim kendi fotoğraflarımı kullanıyorum. Sonra e, reklama giriyor işler neredeyse. Kendimi indiriyorum aşağı. Gördüğünüz gibi kendimin e, JPEG formatında bir e, şeyim, fotoğrafım sevgili dostlar. Dolayısıyla normal çekildiğimiz bir fotoğraf. Şimdi bu fotoğraf üzerinde ne yapmam lazım? Benim konuşmalar yapmam gerekiyor. E, dolayısıyla konuşma yapmak için de bunun üzerinde neler uygulayabilirim onlara bakacağız. Buradan e, fotoğrafımızı e, seçtikten sonra eksiye basarak fotoğrafımızın e, çalışma alanımızı küçültebilir. Veya artıya basarak çalışma alanımızı daha rahat yapmak amacıyla ne yapabiliriz? Büyültebiliriz. E, bunun dışında buradan eski haline yani ilk yüklendiği haline getirebiliriz e, hangisini uygularsanız bunun uygulamanın sadece şeyi bu peki neden fotoğrafı büyük ve küçük yapmak zorundayız çünkü fotoğrafı büyük ve küçük yapmamızın sebebi konuşma animasyonlarında e, alanları rahat belirlememiz için çünkü gözleri ve ağzı net olarak tespit edebilmemiz gerekiyor sevgili dostlar <laughs> henüz işleme devam ediyor Tamam diyelim o zaman. Akabinde ileri dedik. İleri dedikten sonra sevgili arkadaşlar nekse tıkladıktan sonra bizim dört ayrı nokta verecek. Birinci nokta ve ikinci nokta gözleri ifade ediyor. Üç ve dört ise konuşturmak istediğiniz ağzın bölgelerini ifade ediyor. Yani dudağın iki kısmını belirlemeniz lazım tam olarak. Biraz önce size büyütmekten kastım buydu. Bu noktaları net görmeniz daha sağlıklı bir konuşma yapmanızı sağlayacaktır. Aksi takdirde buraya yaparsanız koskoy ağzınız ikiye yarılmış gibi e, ağzını cırt diye yırtarım derler ya işte öyle cırt diye yırtarmış gibi bir konuşma şekli gidecektir e, arkadaşlar. Eski haline getiriyorum. Orayı seçtim. Göz alanlarımı belirleyeceğim şimdi. Göz alanlarımı da yine tam başlangıç noktalarına getiriyorum sevgili dostlar. Bunu da yaptıktan sonra next tuşuna basıyorum ve next tuşuna bastıktan sonra benim alanlarım belirlenmeye başlıyor. Şu anda göz alanlarını belirlediğim için yüzümün de hareket yani mimiklerini oluşturmak zorundayım. Peki bunu neye göre yapacağız? Bunu yüz şeklinize göre yapabilirsiniz. Alın bölgenize göre hareket etmesini istediğiniz bölgeleri tespit etmek için e, yapacaksınız. E, endişe etmeyin bu arada kaydı yapılıyor. Webinarın kaydı yapılıyor. Dolayısıyla herhangi bir şey kaçırmayacaksınız. Webinar şu anda kaydediliyor. E, Youtube kanalımda yine rahatlıkla seyredebilirsiniz. Buradan çeneyi belirledim. Bakın yüzün kenar kısmını belirledim. Sol kenar kısmını belirledim. Bu yüzün oynayabilir alanını belirlemek için. Kaşlar yukarı alabilirsiniz aşağı alabilirsiniz. Tabii doğru olan kaşın kendi hizasında getirmek sevgili dostlar. Bunu da getirdikten sonra tamam uygulama haline getirdikten sonra next tuşuna basıyorum tekrar. Hazırlamış olduğum kısmın tam olarak ee, oluşturulmasını sağlıyorum. Evet. Tamam dedim. Şu anda e, yüzün konuşma imkanlarını tamam haline getirdim sevgili dostlar. Buradan OK tuşuna basarak e, artık karakterimizi oluşturma yoluna giriyoruz. Karakterimizi oluşturduktan sonra alanlar belirledikten sonra dikkat ederseniz e, normal olarak fotoğrafım çıktı. Yapmam gereken burada herhangi bir ses kaydı varsa, bilgisayarda bir ses kaydı varsa bunu direktmen aldırabilirsiniz. Veya bilgisayarda herhangi bir ses kaydınız yoksa buradan da kayıt yaptırabilirsiniz. Bilgisayarımdan eğer bir kayıt yoksa dosyalarda bakın kayıt varsa herhangi bir şekilde örneğin açayım dosyalarıma bakayım ben de ses dosyası var mı diye bakacağım. Kaynana dökümanlar diyor orada belki olabilir e, tabi bu eski bilgisayar olduğu için onda şansıma yokmuş e, ya da şöyle yapayım hemen hemen şöyle yapayım çöp tenekesinde vardı galiba ses dosyası çünkü ses dosyası olarak sevgili arkadaşlar wav wow gerekiyor wav wow uzantısı olması lazım dolayısıyla da e, wav wow uzantısı olmazsa onu alma şansı yok. Ee, bakalım M4, MP4, M4A. Burada MP3, MP4. Peki şuraya bakalım bir de indirenlere bakalım. Burada bulamadık. Ee, bir yerde ses olması lazım mutlaka. Vardır bende mutlaka vardır. MP3. Evet dedi şanssızlık ee, öbür bilgisayarındaymış her neyse. Buradan bulamadıysak biz de kendimiz kaydederiz. E, rekord audio kısmına tıkladığımız zaman arkadaşlar tıklıyorum. Ben e, size kayıt alanı açılacak. Kayıt alanı açıldıktan sonra bu ekranda karşıda yaptığınız kaydı takip edebileceksiniz. Rekord için yani kayıt için yine bu kırmızıya tekrar tıklıyoruz ve kayıt oluşturmaya başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, webinarımıza hoş geldiniz. Biliyorum ki e, sizler de e, bir gün bu öğrendiklerinizi başkalarına anlatmak için can atacaksınız. O yüzden mutlaka iyi dinleyin ve mutlaka bu öğrendiklerinizi en az çevrenizdeki bir öğretmene anlatınız. Böylelikle bilgi paylaşarak kıymetlenir e, felsefesine de uygun olarak bir öğretmen olarak üzerimize düşürmüş ol düşen görevde. görevi de yerine getirmiş oluruz. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Dedim ve kaydettim. Dedim ve kaydettikten sonra sevgili arkadaşlar OK tuşuna basıyorum. Şimdi bunun konuşma stilini ağızdan verecek şekilde veriyorum ve şu anda sesini yapıyor sisteme aktarıyor. Sevgili arkadaşlar, webinarımıza hoş geldiniz. Biliyorum ki e, sizler de e, bir gün bu öğrendiklerinizi başkalarına anlatmak için can atacaksınız. O yüzden mutlaka iyi dinleyin ve mutlaka bu öğrendiklerinizi en az çevrenizdeki bir öğretmeni anlatınız. Böylelikle bilgi paylaşarak kıymetlenir e, felsefesine de uygun olarak bir öğretmen olarak üzerimize düşürmüş ol düşen görevi de yerine getirmiş oluruz. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi konuşma programımız tamamen ne yapıldı? Sisteme angaja edildi. Yani burada artık sistem üzerine gördüğünüz direkt jipek bir fotoğrafı ne yapmış olduk? Hareketli bir gif formatına bir videoya çevirmiş olduk. Bu yaptığımızı biz ne yapabiliyoruz? Ee, paylaşabiliyoruz. Buraya sensil diyelim. Ya da tekrar sensil. Yani illa orayı kabul etmek zorunda değilsiniz. Ee, i̇lla hesap girişi istiyor. Hesap girişi yapmanıza gerek yok. Oraya sensil diyerek onu çıkış yapınız. Ee, maalesef bilgisayar çok yavaş çalıştığı için açmakta e, açmakta sıkıntı yapıyor sistemi. seçenekleri açması lazım açmakta biraz sıkıntı yaşıyor çünkü şu anda hem internet sanıyorum oysa telefondan bağlanmış olmama rağmen internet ciddi derecede bir sıkıntılı malum kar yağışı ee, başlamak üzere tabiri caizse sistem kitlendi benim arkadaşlar şu anda Kapat şunu ya. Kapat şunu ya. Ee, oradan rengini değiştirme yani e, resim kısmından e, orijinal resmin işte arka planı değiştir diyelim. Ee, Burada ne yapıyoruz? Girdik ve orijinal resmin arka planını bu şekilde e, çalışma alanımızı desteklemek zorunda kaldık. Çalışmamız bittikten sonra OK işaretine exporta basarak çalışmamızı kaydedebiliriz sevgili dostlar. Dolayısıyla e, aynı şekilde exportu yani dışarı aktarmayı buradan da yapabiliyoruz. E, okey diyelim hadi bu kez de bakalım. Ha okey deyince daha rahat açıldı. Bu şekilde istediğiniz e, videoyu olarak veya imaj olarak veya paylaşım olarak buradan istediğiniz şekilde seçme şansınız var arkadaşlar. MP4 ses dosyası, video dosyası ve sadece ses olarak da bunu ekleyebiliyorsunuz. Biz genelde MP4'ü seçiyoruz veya Video Movie seçiyoruz. Video Movie seçtiğimiz zaman export diyoruz ve bilgisayarımızın üzerinde kaydetmesi için bize bir alan açacak. O alana diyelim ki deneme 1 diyelim. Deneme 1 diye kaydettim Video Movie ve kapandı. Şu anda çıkışı yapılıyor fotoğrafın yani sisteme aktarıyor internet üzerinden dolayısıyla e, bittiği zaman e, bizlere haber verecek. Yalnız burada şunu dikkatinizi çekmeniz, çekmenizi isterim. Burada dikkat ederseniz 900 imajdan bahsediyor. Bu ne demek? Bu şu demek? Sizin fotoğrafınızı 900 kere klonladı ve bu hareket algılarını o fotoğraflar üzerinden yerine getirdi. Yani hani çocukken sizler yaptınız mı bilmiyorum. Defterin köşesine işte özellikle gençlik çağımızda lisede hani olur ya o lise yıllarında işte böyle aşk meşk olurdu. Aman işte falanca kızı çok seviyorsunuz veya filanca oğlanı da adını yazardık. Yok efendim kuşlar çizerdik. Yok kalp çizerdik. Büyüyen kalp, küçülen kalp. Açtıkça böyle defterin ee, çok yapraklı defterin köşelerinde kalpleri yavaş yavaş büyüterek yapardık. Sayfaları hızla çevirdikçe kalp büyür, küçülür, büyür, küçülür böyle hareketli bir anime e, animasyon oluşturmuş olurduk elimizde. İşte bu foto programın çalışma mantığı da bu sevgili dostlar. Çalışma mantığı tamamen bu. Yani bu da aynı bizim çocukken, gençken yaptığımız gibi aynı fotoğrafı 900 kez çiziyor, oluşturuyor sistemde. 900 kez oluşturduktan sonra o karelerde ne yapıyor? E, belirlediğimiz sınırlar dahilinde ve belirlediğimiz yüz hattı dahilinde hareketlere e, hareketler oluşturulmasını sağlıyor. Mesela kaynananızın bir fotoğrafını e, bu programla işleyebilirsiniz gayet doğal olarak. E, dersiniz ki kaynanacım al sana işte fotoğrafını. Ee, tam senin için yaptım ne kadar sevdiğimi ifade edeyim e, gibisinden hatta onun ağzından bile konuşabilirsiniz. Ben burada sensil diyeceğim. Çünkü sistem e, ne oluyor şuraya da çıkmayayım. Ya lan sen sensil sensil. Seni istemiyorum. Git git. Bilgisayar e... çok yavaş gidiyor. Ağzım açık kaldı. Hadi ye yeah edeyim. Yes şimdi sevgili dostlar yahu kardeşim gelme gözüne seveyim bak seni istemiyorum tamam. Heh. Ee, şimdi sevgili dostlar fotoğrafımız üzerinde eğer değişim istersek başka bir fotoğrafı yapmak istersek veya bu fotoğrafın üzerinde çalışmaları tekrar etmek istersek tekrar ee, ne yapmak zorundayız? Baş kısma dönmek zorundayız. Yani kafatası Kafatası bizim biraz önce görmüş olduğunuz yüz ve mimiklerimizi ayarlayan kesimdi sevgili dostlar. Dolayısıyla buradan bakın yan pozisyonu aldım. Şimdi bir de böyle bakalım. Şimdi bakın yüz, yüz hatlarıyla oynadım. Yüz hatlarıyla oynadım. Bakalım ne verecek bizlere bakalım. Tabi bu arada Sesi değiştirdi. Mecburen sesi yeniden kaydediyorum şu anda. Ee, çünkü geri pozisyona aldığım için mevcut kaydetmiş olduğum sesi iptal etti. Bakalım bu sesle nasıl bir hareket yapacak görelim. Burada bu programı kullanırken mecburen sesi yeniden kaydediyorum şu anda. Çünkü geri pozisyona aldığım için mevcut kaydetmiş olduğum sesi iptal etti. Bakalım bu sesler nasıl bir hareket yapacak görelim. Evet, şimdi dikkat ettiyseniz yüz hareketimizle bu tarafa aldığımız için bir ara ne yaptı e, hareket alanını yana doğru oluşturmaya başladı. Bakın şurada kafayı yan çevirme pozisyonu yaptı. Dikkat ederseniz, bakın ileri ve geri alıyorum kafayı yan çevirme pozisyonuna aldı. Yani e, bir miktar yan da e, bakıyormuşum haline aldı. E, dolayısıyla e, o kafamızı seçtiği zaman e, bu şekli tamamen ne yapabileceğiz, belirleyebileceğiz sevgili arkadaşlar. Evet bu süsleme kısmıydı. Burada da arka fonu Değiştirebiliyorsunuz. Size aynı Paint'te gördüğünüz gibi bir e, renklendirme alanı veriyor, objesi veriyor ve bununla sadece birazcık dikkat etmek suretiyle e, arka fonu kendinize göre istediğiniz şekilde ne yapabiliyorsunuz e, belirleme şansınız var tabii ki. Evet. Apar topar aceleyle şöyle hemen yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Vaktinizi almamak için. Gördüğünüz gibi ne yapmış olduk. Arka fonu e, sildik. Tamamen o bölümü sildik. Yani rengi iptal ettik. Rengi iptal etmek istediğimiz kısımları tekrar incelmeye çalışıyorum. Şuna bakıyorum. Şuraya da geliyorum biraz. Dikkat ederseniz buralardaki renkleri iptal etmeye çalışıyor. Evet, o kısımları iptal etmeye çalışıyor arkadaşlar. Burada yine ayarlarda işte e, hat ayarlarını, e, buruş, e, silme ayar büyüklüklerini buradan silme ayar büyüklüğünü vesaire ne yapabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz daha ince detay çalışmaları için bunu sıfıra doğru yaklaştırırsınız. Daha büyük geliş alanlarda bu özelliği kullanarak daha rahat kolay e, silme olayını yapabilirsiniz. Temizleme olayını yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Burayı kapatalım şu anda. No diyelim. Hadi çık diyelim. Evet. Hala ağzımız açık kaldı orada. Yani adamın ağzı açık kaldı. Şimdi çalışmalarımızı yeni bir çalışma eklemek için veya e, yapmış olduğumuz çalışmaları başa almak için geriye doğru hatları kullanıyoruz arkadaşlar dediğim gibi yapmış olduğunuz çalışmada eğer beğenmediğiniz bir yer varsa örneğin çereç yapısını daha geniş almak istiyorsunuz e, konuşma alanını daha açık almaya çalışıyorsunuz burada ne yapacaksınız ayarlarını hatları kendi isteğinize göre belirleyeceksiniz yine göz ayarlarını göz e, hattını belirleyecek şekilde Bakın. İstediğiniz şekilde belirleyebileceksiniz. OK diyelim. Biraz açtık. Çene ve ağız yapısını biraz açtık. Kaydetmesini bekliyoruz. Tabii ki sesimiz bu aşamada e, otomatik olarak verecek mi bakalım. Evet buradan otomatikten alalım diye. Evet. Mecburen sesi yeniden kaydediyorum şu anda. Ee, çünkü geri pozisyona aldığım için mevcut kaydetmiş olduğum sesi iptal etti. Bakalım bu sesler nasıl bir tamam. hareket yapacak görelim. Şimdi tekrar oynatalım onu. mecburen sesi yeniden Şimdi biraz önce dikkat etseniz göz aralıklarını e, açtım arkadaşlar. Çünkü aldığım için mevcut Eyvah bilgisayarın pili bitiyor arkadaşlar. Kapatıp bakalım e, bu ses tarafa geçmek zorunda kalacağım. Yapacak. Görelim. Öbür bilgisayarı açacağım. E, Crazy Talk programımızın uygulanması bu şekilde sevgili dostlar. Dolayısıyla da e, çalışmamızı bu şekilde yürütelim. E, çıkış yapıp tekrar gireceğim arkadaşlar.